Yakup'a! Senin delikanlıyla benim kızın sonları şimdiden belli. Seninle mutlaka dinir olacağız. Abimiz var. Çocuklarımız daha bebecikken sözümüzü verdik. Karın Bahar'ı şimdiden gelini sayıyor. Anneciğim, bileziğin güzel mi? Ferdi hediye etti. Hakiki altın bilezik yavrum. Aman kıymetini bil, sakın kaybetme. Oğlumun hediyesini beğendin. Bakalım babasıyla anasının hediyesini beğenecek misin? Bu ne Yakup amca? Ferdi ile oynadığınız portakal bahçemiz vardı ya. Papusunu senin adına çıkarttık. Hayırlı olsun yavrum. Teşekkür ederim Yakup amca. Yakup ağam, bu hediye sanki başlık gibi oldu. Öyle say Reşida. Yolcu yolunda gerek Reşida. Şehirde işlerim var. Bu şehirdeki işlerin de çok zordu seni ha, bizleri unutturdu. Kuş beyninle iki kadını birden idare edeceksin, öyle mi? Ben erkeğimi hiç kimseyle paylaşamam. Ya o köylüyü tercih et, ya da beni! Çiftlikte işlerim var Şükran. Çok kalmam, dönerim. Gel! Bir kadınla bir çocuk geldi hanımcığım. Yakup Bey'i sordular. Karım olmalı. Bekliyordum zaten, geç bile kaldı. Onunla ben konuşacağım. Burası benim evim. Maksadın rezalet çıkarmaksa beni korkutamazsın. Ben sadece yuvamı kurtarmak istiyorum. Siz de bir kadınsınız. Oğlumun babasız büyümesini istemezsiniz. Peki, benim çocuğum ne olacak? Piç olarak mı doğurayım yani? Çocuğunuz mu? Evet, hamileyim Yakup'tan. Bu gerçeği kendisi de inkar edemez. Buraya gel Yakup. Her şey açıklansın ve bitsin. Annemle seni almaya geldik baba. Konuşsana Yakup, senden bir çocuğum olacağını söylesene. Evet. Bu doğru Elvan. Ferdi'yi al ve geriye dön. Halimi gördün. Çırpındıkça bataklığa saplanan bir zavallıyım ben. Yok, sen zavallı olamazsın. Erkeksin, oğlumun babasısın. Buraya senin şerefin için geldim. Koskoca Yakup Bey işçilerin parasını vermedi demesinler diye geldim. O işi hallederim ben Elvan. Boşanma işini de hallet Yakup. Bu kadının niyeti para kopartmak. Hadi, pazarlık et. Ben erkeğim için pazarlık etmem hanımefendi. Ancak acısına ortak olurum, şerefini korurum. Boşanmayı kabul ediyor musun? Sana ayak bağı olmam bey. Ekmeğini yedim, adını şerefle taşıdım bunca yıl. Doğacak çocuğuna piç dedirtmem. Boşanmaya razıyım. Mahkeme beni babama vermiş. Okulu İstanbul'da okuyacağım. Sonra tatilde gene buraya döneceğim. Ne güzel arkadaştık. Büyüyünce de arkadaş kalacaktık. Şimdi gidiyorsun işte. Döneceğim. Ne bir kadın, ne de bir erkek bizi birbirimizden ayıramayacak. Sana döneceğim daha. Böyle olmasını istemezdim oğlum. Ama şartlar böylesini gerektirdi. Bundan böyle hiçbir eksiğin olmayacak. Ya annem baba! Anadan daha büyük eksiklik olur mu? Cici annem var ya oğlum! Yakında bir de kardeşin olacak. Erkek çocuğun yeri babasının yanıdır oğlum. Hiç et tırnaktan ayrılır mı? Evet baba! Et tırnaktan ayrılmak, durdur arabayı! Durdur, yoksa atlarım! İki erkek, bir kadını tek başına bıraktık. Olmaz baba, ben sana benzemeyeceğim. Sevdiklerimden ayrılmayacağım. Anamı yalnız başına bırakmayacağım. Ferdi! Ferdi! Anne! 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 Seni bırakmayacağım anne, bırakmayacağım!
evde iğreti duruyorsun, yakışmıyorsun buraya. Seni ancak köyün patlar. Yakup ağam buraya 10 kilometre kala çarpmış arabayı. Hastaneye taşırken sayıklıyordu hanımım. Seni ve oğlunu sayıklıyordu. Oğlum, koçum, evimin direğisin sen. Ocağımı sen tüttüreceksin artık. Ananı, küçük kardeşini sana emanet ediyorum. Maalesef geç kaldım. Mersi. Daha merhumun cesedi soğumadı. Toprağa kurumadı Şükran Hanım. Mirasını paylaşmak için kavga etmeyelim. Paylaşılacak bir miras yok ortada. Kocam ölmeden önce her şeyini bana sattı. Sattı mı? Evet. Yakup Bey sağlığında emlak ve topraklarını Şükran Hanım'a sattı. İsterseniz evrakı tetkik edebilirsiniz. Yok, gerek yok. Bizim en büyük kaybımız rahmetlidir. Birisinin önemi yok. Ferdi, sen dışarıda oyna yavrum. Biz iş konuşuyoruz. Yo, çocuk da durumu bilsin. Her şeyi öğrensin. Neyi öğreneceğim anne? Babam barını yoğunu Şükran Hanım'a satmış. Gerçekleri öğrendin. İleride benden hak talep etme sakın. Peki, kardeşim ne olacak? Ben anasıyım. Oğlumun istikbalini ben garanti ederim. Evi hemen tahliye edin Elvan Hanım. Biraz mühlet verin. Kaç yıllık yuvam burası. Oğlumun doğduğu ev. Birden kopmak kolay değil. Kaç yıldır bedava oturuyorsunuz zaten. Çıkarken sakın eşyalara dokunmayın. Üzülme sen anneciğim, ben varım. Babam ne dedi? Evin erkeği sensin dedi. Anan kardeşin sana emanet dedi. Seni üzgün görünce içimden ağlamak geliyor Ferdi. Seni ağlatmak istemem. Ama babama çok yanıyor içim. Annemle sen olmasaydınız daha çok üzülürdüm. Ben büyüyünce de yanında olacağım. Bizi ancak ölüm ayıracak. Sen... Sıra sıra dağlar gibi karşımda olacaksın daima. Sıra! Karakol!
ayrılıkları sen bana sor Ferdi. Bu gidişin uzun sürdü. Yollara düşman oldum seni benden ayırdıkları için. Ayrılık sayılmaz Bahar. Sevmediğim bu yollar bizi birleştirecek, göreceksin. Kamyonun 3 bonosu kaldı. Bitince uzun yola çıkmam artık. 3 bono, 3 ay demektir. Ayrılıklar, özlemler demektir. Az kaldı Bahar'ım, sabret canım. Bitecek bu ayrılık. Allah kabul etsin. Sağ ol Halil dayı. Babanın ruhunu şad ettin evlat. Görevimiz be dayı. Baba hakkı ödenir mi? Kardeşin senin gibi düşünmüyor. Bir kere bile gelmedi babasının mezarına. İşleri çoktur. Bir sebebi vardır belki. Hiç laf söyletmezsin kardeşine. Benim de başım dertte. Parasının çoğunu ödedim, hala tapusunu verecek tarlamın. Tasalanma. Yakup Bey'in oğullarıyız biz. Kimsenin hakkını yemeyiz Halil dayı. Bu kadar şanssızlık olmaz. Çok para kaybettim. Bırakın ağlamayı. Siz bu parayı bahşiş diye dağıtıyorsunuz. Hazıra daha dayanmaz şekerim. Kaybettiğin yüzünden belli. Senin kadar büyük kaybetmedim ama hesapsız para harcıyorsun. Ekşime gene! Kimin parasını harcıyorum? Babam her şeyini bana bıraktı. Benim de kocamdı. Evin erkeği benim. Her şey benden sorulur. Madem öyle, para bul bakalım. Kolay. Bir gazete ilanı veririz. Toprakları satarız, olur biter. Rahmetli Yakup'un toprakları satılıyor. Sıra onlara geldi demek. Kim alırsa ihya olur. Yakup yaşasaydı çocukları evlendirip topraklara ben sahip çıkacaktım. Ama kısmet olmadı. Peki şimdi ne yapacaksın? Benim korkumdan alıcı çıkmayınca ben hepsini ucuza kapatacağım. Eline sağlık anam. Yollara düşünce yemeklerine hasret kalıyorum. Ya benim hasretime ne demeli? Gözüm yollarda kalıyor. Başına bir kaza mı geldi diye içim içim yiyor. Kamyonculuk işin ayrılık getiriyor oğlum. Aynı sözleri Bahar da söyledi. Yollara düşman olmuş. Ama başka çaresi yok ki. Var oğlum, var. Duydum ki kardeşin toprak satmaya gelecekmiş. Bir konuşsan. Konuşmam anne. Öz kardeşim de olsa eğilmem önünde. Babam her şeyini ona bağışlamış. Abisinin gözü kaldı dedirtmem. Seni bilmez miyim oğlum? Çocuktun bana ekmek yedirdiğin zaman, kimseye muhtaç etmedin. Madem ki satılıyor, baba yadigar toprağı sen al. Doğru be ana. Satarım kamyonu, parasıyla toprak alırım. Babam her şeyini topraktan almıştı. Ben de toprak çocuğuyum ya ana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şöyle gölgeye buyurun, buz gibi ayranımız var. Ne istemez Halil Efendi, çok az vaktimiz var. Tarlaya müşteri çıktı, hemen satacağız. Biz o işi bitirmiştik ya beyim. Bitmedi. 3 kuruş parayla iş bitmez. Bunca yıl bedavadan mahsul aldın. Ödeştik. Ne ödeşmesi bey? Çoğunu ödedim paranın. İnkar mı ediyorsun? Kiraya saydım verdiğin parayı. Zaten imzalı bir kağıdında yok elinde. Tarlayı yarına kadar terk et. Benden canımı isteyin veririm ama çocuklarımın ekmeğini kimseye yedirmem. Haddini bil, size iyilik yaramaz zaten. Yarın jandarmayla attırırım seni. Ben umudumu, çocuklarımın nafakasını bu toprağa bağlamışım. Siz benim ekmeğimi alırsanız, ben de sizin canınızı alırım. Dur Halil dayı! Kan dökmekle hiçbir şey düzeltemezsin. Bırak silahı. Bırakmam! Çekil aradan, seni de vururum. Vur Halil dayı! Ben yaşarken kardeşimi öldürtmem sana. Kardeşim dedim. Kimsin sen? Yakup Bey'in büyük oğluyum. Senin abinim.
Ne olur, yardım edin bize. Bu adamdan kurtarın. Ne isterseniz veririm, para, tarla... Önce bu adamın hakkını verin. Ekmeğini taştan, topraktan çıkaranlara saygı duyun yeter. Ben bir şey istemiyorum sizden. Hadi şimdi gidin buradan. Önce ananla senin hakkını yediler. Şimdi de benim hakkımı yiyecekler. Bıraksaydın onları öldürürdüm. Sen benim yerimde olsaydın kardeşini öldürtür müydün dayı? O babamın bir emaneti bana. Rahmetli eşinizle içtiğimiz su ayrı gitmezdi. Zaten topraklarınızı benden başkası satın alamaz. Gücü yetmez kimsenin. Yabancıya gitmezse biz de seviniriz. Paraya ihtiyacımız yok ama... yeni fabrikalar kurmaya başlıyoruz da. Bir fabrika... kuru topraktan daha karlıdır. Ben topraktan anlarım, siz de fabrikadan. İstesek biz de fabrikalar kurabiliriz kocacığım. Şehre yerleşiriz, Şükran Hanım gibi kibar dostlarımız olur. Sizi çok sevdim. Güzelsiniz, tatlısınız. İstanbul'a gelseniz sosyetenin göz bebeği olursunuz. Ben de sizi çok sevdim. Zavallı Yakup Bey'i o basit karısından kurtardınız. Adamcağız gün gördü sayenizde. Birkaç gün misafirim olur musunuz? Olacaklar tabii. Bakarsınız ortak oluruz. Fabrikaları birlikte kurarız. Sermaye benden, arazi sizden. Hasretin ne kadar acı olduğunu çok iyi biliyorum Ferdi. Sen yola gidince buraya geliyorum. Şu çağlayan su sanki senin şarkını söylüyor bana. Bu yerimizin taşıyla, toprağıyla, kayalıklarıyla, uçurumuyla dertleşiyorum ve seni bekliyoruz. Beklemek bitecek baharım, ayrılıklar son bulacak. Bu aydan sonra uzun yola gitmeyeceğim. Gidelim mi Ferdi? Akşama misafirimiz varmış. Annem sıkı sıkı tembihledi. Kimmiş bu misafirler? Bilmiyorum. Sakın görücü olmasın kız. Olabilir. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. O kısmetli kim acaba? Sen. Gene sen. Dünya durdukça sen. Ya da... Evet. Kara toprak. Ya senin olurum, ya da bu uçurum ayırır bizi Ferdi. Bizi hiçbir şey ayıramaz. Mersi. Kızınız adı gibi sanki bir bahar çiçeği. Allah sahibine bağışlasın. Kim bilir sözlüsü ne kadar mutludur. Yo, kızınızı henüz kimseye sözlemedik. Bakalım kısmet kime olacak? Ben oğlum adına bu kısmeti kaçırmak istemem. Tabii siz de münasip görürseniz. Demek ki biz yalnız iş ortağı değil, bir aile olacağız. Şu temiz gömleği de koyayım, yolda terlersen değiştirirsin. Sağ olasın anacığım. Kaç gün sürer bu yolculuk? En çok bir hafta. Dönüşüme müjdeyi verirsen dünyalar benim olur. Gece gündüz dua ediyorum oğlum. Daha küçüklüğünden beri Bahar'ı gelinim belledim, kızım gibi sevdim. Elimizi biraz test tutalım. Ya Bahar'ı başka isteyen ne var ki? Başkasını düşünmüyorum anne. Bu özlem bitsin istiyorum. Hayırlısıyla bitecek oğlum. Gidip isteyeceğim Bahar'ı. Allah rahatlık versin. Sana da. Bu bizim en büyük fırsatımız Selim. Bu aileye damat olursan para içinde yüzeriz. Olacağım anne. Tabii Bahar'ın bir sevdiği yoksa. Bu kolay, ben öğrenirim. Hayır anne, ben öğreneceğim. Şu güzelliğe bak! Sizi yalnız bıraktım, sıkılmadınız ya! Cennet gibi yerde insan sıkılır mı şekerim? Şu cennette biraz dolaşayım ben. Benim delikanlı daha şimdiden kızımıza aşık oldu. Annemle konuştum. Size gidecek Bahar. Yıllardır bugünü bekledik Ferdi. Dönünce dünyalar benim olacak Bahar'ım. Al Asmanım, kendine iyi bak. Güle güle. Merhaba. Seni gökte ararken yerde buldum. Ben her zaman yerdeyim. Hayır.
Sen gökte bir yıldızsın benim için. Buradan ayrılıyoruz. Ama inan ki yüreğimi burada bırakıyorum. Yüreğine sahip çıkacak değilim. Ne için Bahar? Yoksa bir sevdiğin mi var? Bu seni ilgilendirmez. Seni görür görmez sevdim Bahar. İnsanın elinde değil bu. Ama bir başkasına ait sen sevgimi içime gömerim, unuturum. Ben daima sevenlere saygı duymuşumdur. Lütfen söyle, var mı böyle biri? Evet, birini seviyorum ben. Yabancım değil. Abim Ferdi. Ferdi mi? Ya, benim abim yani. Yeni bir sevgi değil bu. Çocukluğumuzdan başladı, sürdü. Ölünceye kadar da sürecek. Kutlarım ikinizi de. Rahatladım şimdi. Yengemsin bundan sonra. Sağ ol. Çocuklarımız hemen kaynaşıverdi. Ne kadar da yakışıyorlar birbirlerine. Hayırlısı. Böyle giderse düğün yakındır. Eğer paraya sıkışırsa abime yardım ederim ben. Sağ ol. Ama mümkün değil. Kimseden yardım kabul etmez o. Benden bile. İşleri iyi mi bari? Ekmeğini kazanıyor. Kimseye muhtaç olmuyor. Bir kamyonu var. Borcu da bitti sayılır. Kendimden utanıyorum Bahar. Bunca yıl arayıp sormadım abimi. Biz evlenince sık sık gelirsin artık. Abim nerede şimdi? İstanbul'a gitti. Anadolu ambarına mal götürdü. 3 gün kalıp dönecek. Avukatlarımız anlaşmaya hazırlar hazırlamaz döner. Gözümüz yollarda kalmasın, çabuk gelin. Ah şekerim, seni ne kadar özleyeceğimi bilemezsin. Hadi Selim, geç kalıyoruz. Geliyorum anne. Bir isteğin var mı İstanbul'dan? Sağ ol. Ferdi'ye rastlarsan çabuk dönmesini söyle. Ambar'a gidip onu göreceğim Bahar. Yılların özlemini gidereceğim. Abim o benim. Ferdi dönüşünde hem bana hem sana kavuşacak Selim, çok mutluyum. Hadi uğurlar olsun, tez gidip tez dönün. İyi yolculuklar. Merci. Güle güle. Hoşçakalın. Başkasını seviyor. Abimi. O çulsuzun nesini sevmiş acaba? Saçmalama anne. Kız abime deliler gibi aşık. Aşk palavradır oğlum. Her şey paradır, para. Abim bize engel mi olacak? Olamayacak. Nasıl sen babamı onlardan koparıp aldın, ben de Bahar'ı koparıp alacağım. Hiç kimse engel olamaz bana. Gene başın mı sıkıştı Elvan? Bunca yıl selamı sabaha kesmiştin bizden. Rahatsız etmek istemedim. Ama bugün hayırlı bir iş için geldim. Neymiş bu hayırlı iş? Allah'ın emriyle Bahar'ı oğluma istiyorum Rişta. Hayır dediğin bu mu? Bize hakaret ettiğinin farkında mısın kadın? Çulsuz oğluna isteyecek başka kız bulamadın mı? Aramadım ki. Rahmetliyle ikiniz söz kesmiştiniz. Bir ağ sözünün değeri vardır benim için. Benim sözüm anlı şanlı Yakup Ağa'ydı, sen kim oluyorsun? Ferdi Yakup Bey'in oğludur Reşit Bey. Ben de karısıyım. Ne olmuş karısıysan? Fazla uzattın Elvan. Oğlum kızımın kocası değil ancak şoför ya da seyisi olur. Zaten size fazla yüz vermeye gelmez. Sen de anasın Gülşen. Evladının mürüvvetini görmek istersin. O kadar katı olma. Rahmetlinin hatırı olmasaydı seni tekmeyle kovardım Elvan. Kızımı istediğin için utanıyorum. Oğlum ekmeğini alın teriyle kazanıyor Reşta. Sizden kızınızı isteyen de helal ekmek yiyen bir anadır. Dua edin de Tanrı utandırmasın sizi. Abi! Selim, Sena! Hiç aklıma gelmezdi burada karşılaşacağımız. Karşılaşmasaydık, gene de arayıp bulacaktım seni. O gün canımızı kurtardın, teşekkür bile edemedik. Teşekkür ne demek, kardeş değil miyiz? Kardeşiz abi. Geç kavuştuk ama kolay ayrılmayacağız. Nereye gidiyordun? Otele. Benim evim senin evin abi. Bize gideceğiz. Başka zaman be koçum. Darılırım abi. Beni çiğneyip geçemezsin. Üstelik yaş günümü kutlayacağız bugün.
Üstüm başım rezalet, hemen kalabalıktan sıkılırım. İnsan kendi evinde sıkılmaz abicim. Gir bakalım arabaya. Hiç merak etme, zaten ben de çok eğleneceğim, ayrıca delikanlı da hoşuma gitti. Merhaba. Merhaba. Sizi izliyorum uzun zamandır. Kötü bir şey mi yapıyordun? Yoo, yalnızlıktan hoşlanıyorsunuz, ben de öyleyim. Burası o kadar kalabalık ve sıkıcı ki. Hava almak istiyorum, bahçeye çıkalım mı? Üşüyorsunuz bahçede. Çok şakacısınız. Sıcaktan giysilerimi çıkartmak istiyorum. Zaten giyinik sayılmazsınız ya. Çok tatlısınız, hadi çıkalım. Vaktim yok, ben de gidiyordum zaten. Nereye abi? Şey, hani biraz geç oldu da. Aa, daha yeni başladık. Gidersen daralırım. Gene gelirim. İstersen birlikte tüyelim buradan. Bir meyhanede abi kardeş kafaları çekeriz ha? Onu da yaparız. Ama biraz eğlenelim be abi. Kavuşmamızı kutlayalım. Bahçeye çıkarmadım, bari dans edelim yakışıklım. Hadi hırma kız, hadi. Hoş geldin yavrum. Nasıl geçti? Sorma. Yollar hiç bu kadar uzun gelmemişti bana. Bir gecede kardeşimde kaldım. Çok seviyor beni anne. Sen onun hem abisi hem de babası sayılırsın. Sevecek elbet. Hala müjdemi vermedin. Yoksa baharlara gitmedin mi? Gitmem mi koç? Ama... Anlatsana anne, ne susuyorsun? Olmadı oğlum. Vermediler kızı. Nasıl vermezler? O benim sözlüm, yoksa bir şey mi söylediler sana? Mühim değil. Ne olacak kötü davransalar? Kendime değil, sana üzüldüm. Dediler ki... Söyle anne, ne dediler? Dediler ki, senin oğlum Bahar'ın kocası değil. Ancak seyisi olur, şoförü olur. Söylemiş Ferdi, beni nasıl suçlayabilirsin? Anneme hakaret ettirmem ben. İnan ki çok üzüldüm, sen dönünceye kadar gözüme uyku girmedi. Ne günaha vardı anamın? Düşler kurmuştu senin de. Kızım demişti, evimizin güneşiydi, umutlarımızdı. Nasıl yıkarlar umutlarımızı? Ben sizin umudunuzsam, siz de benim hayatımsınız. Burada yemin etmiştim Ferdi. Ya senin olurum ya da kara toprağım. Sus! Böyle konuşma. Seni topraktan da, ecelden de kıskanıyorum. Ben sensiz yaşayamam Bahar, yaşayamam. Seninim ben. Tanrı huzurunda karın olmak istiyorum. Çileli elvan kadının gelini olmak istiyorum. Seni seviyorum Ferdi, seviyorum. İnandım. Bahar da inanacak. Bir tek sorun var akıllı oğlum. Ferdi abin Bahar'a gerçeği anlatmaz mı? Bizden şüphelenmez mi? Her şeyi hazırladım sevgili anneciğim. Abim haftaya buraya geliyor. Ama bir daha geriye dönemeyecek.
Çekil önümüzden. Çekilmem önümüzden. Kızın anasıyla babasını düşün oğlum. Onlar seni düşündüler mi? Olsun. Kanı kanla yıkamazlar. Yüreklerini acıyla burma, alınlarını lekeli koma yiğit. Başka çaremiz yok ki Elvan Hanım. Baharım, güzel kızım. Bir gün sen de ana olacaksın. Sütünü verdiğin yavrun seni bırakıp kaçarsa üzülmez misin? İçin yanmaz mı? Haklısın Elvan Hanım. Sen büyük kadınsın. Senin gelinin olmaktan gurur duyacağım. Bizi ayıracaklar ana, kavuşturmayacaklar. Allah'tan umut kesilmez oğlum. Sevin birbirimizi, kenetkenle. Anamızı ezip geçemeyiz Bahar'ım. Babanla bir de ben konuşayım. Sabırla bekleyeceğim seni. Ölünceye kadar bekleyeceğim. Bir gün ana olursam senin gibi olmak isterim. Bana bunu da mı yapacaktın? Kahve! Vurma! Vurma dedim! Nankör! Vurma! Hiç koydu! Benim kızıma göz dikeni yaşatmam lan ben! Yaşatmam! Yaşatmam diyorum sana! Nankör seni! Yapma Reşit! Vurma! Dokunma yetimi ve bana! Çekil be kadın! Çekil! Kocanın hatırına bu köpüğü öldürmüyorum. Ama bir daha karşıma çıkarsa gebertirim bilmiş olur. Sen git oğluna kahve bir gelin seç, size o yaraşır. Oğlum, benim yüzümden oldu. Kalkabilir misin? Doktora gidelim mi? Üzülme anne. Bir şeyim yok benim. Ağlama güzel hanım. Bakma o kadının dediğine, sana gelinlerin en güzeli, en soylusu yaraşır. Üzülme ana. Her şey hazır olunca hemen atlayıp size geldik. Gözümüz yollarda kalmıştı. Size o kadar alıştık ki Şükran Hanım. Artık şehirde hiç ayrılmayacağız şekerim. Bu plan ve anlaşmalarla fabrikatörler kralı biz olacağız. Olacağız elbet. Ağa değil, bey diyecekler bana. Gazetelerde boy boy resimlerimiz çıkacak. Güzel kızınız evde yok mu? İnanın onu çok özledim. Bahar biraz rahatsız. Odasında istirahat ediyor. Kendisine bir geçmiş olsun diyeyim. Siz hiç merak etmeyin. Oğlum her şeyi düzeltecektir. Girin. Güzel yengem hasta mı? İyiyim Selim. Canın sıkılıyor belli. Ayırdılar bizi. Vermediler abini. Onunla kaçmak istiyorum. Kaçmak delilik olur Bahar. Başka çaremiz yok ki. Ferdi'ye haber veremiyorum. İstanbul'a gidecekti. Dönüşünde götürsün beni. Söyler misin bunu ona? Bu iyiliği yapar mısın? Yaparım Bahar. O benim abim. Sen de yengemsin. Sizin için her şeyi yaparım. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Merhaba. Ay hoş geldin koçum. Anne bak, kardeşim gelmiş. Hoş geldin yavrum. Burası da senin evin sayılır, buyur. Geç kavuştuk ama kolay ayrılmayız artık. Allah ayırmasın. Rahmetli ikinizi böyle bir arada görseydi. Aç mısın? Aç değilim. Abimle konuşacaklarımız var. Siz iki kardeş konuşun öyleyse. Bahar haber gönderdi abi. İstanbul dönüşünde kaçırsın beni dedi. Yaşa sen! Kaç gündür gözümü uyku tutmadı. Peki ama evden nasıl çıkacak? Babası iş ortağım abi. Bana güveni var. Yengemi ben getiririm sana. Lafı mı olur? Sen benim için canını ortaya koydun. Kardeş uğruna can neymiş ki? Güzelmiş be! Senin gibi mert bir kardeşi olmak güzelmiş be! Koçum benim, kardeşim! Yolculuk ne zaman? Birazdan çıkıyorum yola. Hadi hayırlısı.
Ellerini yukarı kaldır, daya şöyle kamyona! İhbar edilen mal burada komiserim! Ne arıyorsunuz komiserim? Artık aramıyoruz, bulduk çünkü! Neyi buldunuz? Eroin! Tutuklusun! Yok, hayır! Bir yanlışlık olmalı! Suçlu değilim ben! Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Yeni mi başlamıştın kaçağa? Hayır, ben kaçakçı değilim, bir yanlışlık oldu. Zaten hiç kimse ben yaptım demez. Yapsam derdim. Allah'ın bildiğini kuldan saklamazdım. Ama suçsuzum. Bir düzene kurban gittim. Pisi pisine 9 yıl verdiler. Ben adam sarrafıyım delikanlı. Sana inanmak geliyor içimden. Ben yapmadım abi. Yazık ki cezayı yedin. 3 yılını infazdan sıyırırsın, 6 yılda yatarsın. Allah sabır versin. Sağ ol abi. Selim! Selim! Koçum! Nasıl haber aldın? Sen dönmeyince hepimiz merak ettik. Araştırdım, öğrenince de deliye döndüm. Niçin yaptın bunu be abi? Kendini de yaktın, bizi de. Sen de mi bana inanmıyorsun?
Bir oyuna kurban gittim ben. Reşit yaptı belki de. Beni Bahar'dan koparmak için yaptı. Olabilir abi. İnsanlar çiğ süt emmiştir. Ama merak etme. 3 tane avukat tuttum. Seni kurtaracağım. Sağ ol. Bu hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Ayıp ettin şimdi. Abi kardeş arasında hak mı olurmuş? Haklısın. Anam da Bahar'a nasıl anlatacaksın? Sen sakın mektup yazma. Elvan ananın yüreğine indirirsin. Ben işin olduğunu, 1-2 ay dönmeyeceğini söylerim. Ya Bahar? Ona mektup da yazamıyorum. O sana yazar abi. Gerçeği anlatırım. Seni deliler gibi seviyorum. Bir iftiraya kurban gittiğini söylerim. Sağ ol kardeşim. Bizim yarınlarımız, mutluluğumuz senin elinde. Yüreklendirdin beni, umut verdin. Aslanım benim. Buldun mu Ferdi'yi? Gördün mü Selim? Neden susuyorsun? Yoksa bir kaza mı geçirmiş? Yalvarırım konuş. Keşke kaza geçirseydi. Keşke ölseydi. Allah korusun! Ferdi, siz ben de yaşayamam Selim. Senin bu sevgine layık değil o. Aynı kanı taşımasaydık, öldürürdüm onu. Ne yaptı sana? Bana değil, sana. Şehirde bir metresi varmış. Çok zengin bir kadınmış. Olamaz! İmkansız bu! Keşke yalan olsaydı. Keşke ben de yanılsaydım. Ama bunlar gerçeği ortaya koyuyor Bahar. Araba çekmiş altına. Cebine de para koymuş. Abimin gözü dünyayı görmüyormuş. Beyza! Zeki Nar! Osman Acar! Mehmet Şen! Abbas Vanlı! Sana gene mektup çıkmadı koçum. 3 ay oldu abi. Kardeşim de uğramadı. Kötü bir şeyler oluyor galiba. Takma kafanı. Biz içeridekiler hiç iyi şeyler düşünmeyiz zaten. Anamın haberi yok. Ama kardeşim Bahar'a söyleyecekti. Neden mektup yazmıyor acaba? Bacımız hastadır belki. Onu tanımıyorsun abi. Bensiz olmaktansa kara toprağın olmaya yemin etti defalarca. Canını esirgemeyen bir mektubumu esirgeyecek benden. Mutlaka bir şeyler oldu. Sen mektup yaz öyleyse bacıma. Eline geçmez ki. Yırtarlar, vermezler. En iyisi anama yazayım. Dertlerime bunca yıl ortak oldu. Buna da katlanır çileli anam. Anam, çileli anam. Neler geldi başıma anlatması zor. Bugüne kadar hiç yalan söylemedim sana. Suçsuzum anam. İlle de sevdiklerimden ayrılmak zor geliyor. Daha mektubumun başında gözlerin yaşla doldu biliyorum. Sanki seni görüyorum güzel anam. Seni güldürmek için çırpındıkça ağlatıyorum. Bana gel anam, Bahar'dan haber getir. Bu üzgün halin beni öldürecek Bahar. Bir kalleşin yüzünden hepimiz acı çekiyoruz. Ferdi'nin sözünü etme bana. Abimin kanattığı yarayı ben iyileştirmek istiyorum. Seviyorum seni. Ne olur evet de bana. Bahar! Yetiştim kızım, Ferdi'den haber getirdim sana. Ben oğlundan haber beklemiyorum ki. Ne oldu güzel kızım? Kızgın mısın Ferdi'ye? Kendisine söyleyeyim, artık bana haber göndermesin. Çünkü evleniyorum. Evleniyor musun? Evet. Abine davetiye göndermeyecek misin Selim?
Elvan ana, biz Bahar'la evleniyoruz. Sana yakışır mı bu Selim? Yapılır mı oğluma bu? Babasını almıştınız elinden, şimdi de sevdiğini alıyorsunuz. Beni almıyorlar Elvan ana, ben isteğimle gidiyorum. Hayır olamaz! Bahar bana ihanet edemez, hem de kardeşimle! Yalan bu, yalan! Keşke yalan olsa oğlum, keşke her şey bir düş olsa... İkimiz uyandığımızda bu düşü hayra yorsak. Nasıl yaptı bunu bana anne, sormadın mı? Evleniyorum deyince ne sorayım evladım? Buraya gelirken Allah canımı alsın istedim. Çiftlikte şenlik başlamıştı. Reşit abinin davullarını şimdiden çaldırıyor. Ağlama anne. Tutamıyorum kendimi yavrum. Ağlama kadın dedim kendi kendime. Oğlunun acısı yeter, bir de sen üzme dedim. Ama yapamıyorum işte. Ağlama güzel hanım. İkimizin kaderi de sevdiklerimizden darbe yemekmiş. Sırtımızdan vurulmakmış. Senin bir damla gözyaşına dünyayı feda ederim anam. Ağlama. 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 Ben de ağlamayacağım. 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 Ya senin olur Ferdi, ya da kara toprağın. Bizi hiç kimse ayıramaz. Artık gözler korusun.
akşam dönüyor. Durdurun dünyayı, başım dönüyor. Bu senin de namusundur. Bahar nikahından kaçtı. Kaç aydır bulamadın? Arıyoruz. Bu iş için adamlar tuttum. İzi üzerindeyiz. İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Biz de oraya gidiyoruz. Nereye giderseniz gidin ama kızı bulana kadar sakın buraya dönmeyin. Anlaşmayı bozarım. Bir kuruş sermaye koymam. Para bizim için önemli değil. Ama fabrikaların inşaatı duracak Reşit Bey. Durursa dursun! Önce kızım bulunacak. Bahar'ı mutlaka bulacağız baba. Hanife teyze, sen misin? Bahar, çok şükür buldum seni. Ben kaybolmadım Selim, kaçtım. Neden Bahar? Aylardır kahroldum. Hiç değilse yaşadığını haber verseydin. Niçin kaçtın benden? Anlatması zor Selim, gel içeri. Bu çocuk... Benim oğlum o. Ben bir anayım Selim. Bütün acılarıma bebeğimin sevgisiyle katlanabiliyorum. Babası kim bunun? Abin. Başkası olabilir mi hiç? Yemin etmiştim kendimi öldürürüm diye. Başkasına yar olamazdım. Abinin bebeğini taşıyordum karnımda. Seni küçük düşürmemek için kaçtım. Hata ettin. Boşu boşuna acı çektin. Ben seni o halinle de kabul ederdim. Çocuğuna baba olurdum. Gene de geç kalmış sayılmayız. Çok geç artık. Beni kaderimle baş başa bırak. Saklayacak değilim. Hala Ferdi'nin sevgisini içimden atamadım. Seni terk etti o. Aldattı. Bir zamanlar sevdiğimdi o. Yolunu beklediğimdi. Umutlarımı bağladığım erkeğimdi. Şimdi çocuğumun babası. Lanet edemem ki. Kötü söz söyleyemem ki. Oğlumun babası çünkü. Boşuna fedakarlık yapıyorsun. Seni götüreyim. Bu sefaletten kurtarayım Bahar. Sağ ol. Ben oğlumla yeni bir dünya kurdum. Babasıyla kavuşamadım. Oğluyla yaşamamı sürdürüyorum. Anla beni. Lütfen git artık Selim. Peki Bahar. Gidiyorum. Umarım ki sonunda pişman olmazsın. Geçmiş olsun abi. Sağ ol koçum, çıkıyorum ama bütün aklım sende. Kafam bozulursa gene gelirim yanına. Allah düşürmesin, delilik etme abi. Çıkması iyi de, ayrılmak koyuyor insanı. Seni ben de çok arayacağım. Ne araması be koçum? Plak şirketleriyle görüşüp her zaman yanında olacağım. Boş ver, takma kafana. Aklımıza esti söyledik işte. Yürekten söylüyordun ama. Senin şarkıların bunca yıl yaşattı bizi. Başaracaksın. Olursa olur. Her yaralı yürekte bir feryat vardır. Allah kurtarsın. Yolun açık olsun. Merhaba Hanife teyze. Hoş geldin yavrum. Oğlum nasıl? Seni üzdü mü? Ağladı mı? Mışıl mışıl uyudu hep. Babası gelince hemen uyandırdım. Babası mı? Babası ya. Çok kibar bir beydi. Ağzından bal akıyordu sanki. Bahar'ı seviyorum teyze dedi. Ferdi mi geldi Hanife teyze? Yo, adı Ferdi değildi gelenin, Selim Bey'di. Oğlum, bebeğim! Halim! Kocan geri geldi, daha ne istiyorsun? Bu yuvayı kurtar teyzeciğim dedi. Oğlunu aldı gitti. Sen de git yavrum. İşte adresi. Oğlun çok emin ellerde Bahar. Hiç merak etme. Yavrumu verin bana. Niçin çaldınız onu, niçin? Sakin ol, kendine gel. Her şey sana bağlı, çocuğun hayatı da. Ne istiyorsunuz benden? Sen de bir anasın Şükran Hanım. Beni canımdan nasıl ayırabiliyorsunuz? Oğlumdan kaçmakla her şeyi mahvettin. Bütün hayallerimiz senin yüzünden mahvoldu Bahar. Şimdi dediklerimi yapmazsan oğlunu öldür. İstediğiniz ne anlamıyorum. Param yok ki vereyim. Baban da var. Hem de çok var.
Şimdi kalkıp gideceğiz, nikahlandığımızı, mutlu olduğumuzu söyleyeceksin. Başka seçeneğin yok. İsteklerimizi yapmazsan çocuğunu bir daha göremezsin. Siz ikiniz hayatıma girdikten sonra her şeyim alt üst oldu. Sevgimi, umutlarımı yitirdim. Ama yavrumu yitirmemek için ne isterseniz yapacağım. Gördün mü kızım? Babanın dedikleri çıktı. Az kalsın bir soysuzun peşine takılıp gidecektin. Hadi bakayım öpelimi. Bir delilik yaptım baba. Selim beni bağışladı. Onların gelini olmaktan gurur duyuyorum. Damadım demek oğlum demektir. Sana bir vekaletname vereceğim. Fabrika için para lazım olursa çekersin. Ben bir işi kovaladım mı kaçırmam koçum. Plak şirketleri playbackleri hazırlatmış. Stüdyodan kayıt için gün de aldık. Şimdi savcıdan bir günlük izin aldık mı tamamdır işimiz. Firara teşebbüs etmiş. Benden nasıl izin isteyebiliyorsunuz? Hücre cezası var, sicili bozuk. Haklısınız. Kaçmaya çalıştım. Ama şerefim üzerine yemin ederim ki bütün düşüncelerim değişti. Kaçıp da sizi müşkül durumda bırakmam. Suçun kaçakçılıkmış. Tek suçum insanları sevmek, onlara inanmak. Beni bu hale düşürenler dışarıda, ben içerideyim. Senelerimi geri alamayacağımı biliyorum artık. Senin durumunda olan birine nasıl güvenirim ben? Bir fırsat geçti eline savcı bey. Ekmeğini alın teriyle, sesiyle kazanma fırsatı çıktı. Yaşatın onu. Yeniden doğmama yardım edin. Söz veriyorum. Cezamın bitmesini bekleyeceğim. Çıkınca da ekmeğimi silahımla değil, sesimle kazanacağım. Mert bir delikanlısın sen. Açık konuştun. Cemiyete faydalı bir kişi olmak istediğin için sana izin vereceğim. Ama yanında gene de jandarmalar olacak. Sağ olun efendim. Sizi utandırmayacağım.
Tebrik ederim kardeş. Sağ ol. İşimiz bitti tertip. Kelepçeleri takabilirsin. Gerekmez koçum. Kaçıp da bizi yakmayacağına inanıyorum. Sağ ol. Tam 4 yıldır kanımı emdiniz sanki. Ne bir fabrika var ortada, ne de bir kazanç. İşi böyle büyütmeyin babacığım. İşler biraz ters gitti, hepsi o kadar. Paramın gittiği yetmiyormuş gibi bana senetler imzalatıp borçlandırdınız. Bari o senetleri ödeyeyim. Topraklarım acizden kurtulsun. Biz de paraya sıkıştık Reşit Bey. Satacak hiçbir şeyimiz yok. Bu konuda bize Bahar yardım edecek. Çok değerli bir portakal bahçesi varmış. Dokunmayın oraya. Oğlumun geleceği için saklıyorum orasını. Önce oğlunun sıhhatini düşün yavrum. Başına bir kaza falan gelirse toprak bir çare mi olur? Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Peki. Kabul ediyorum. Toprağımı satabilirsiniz. Geçmiş olsun koçum. Sağ ol abi. Anacını da getirecektim ama belki istemezsin diye düşündüm. Anama ben gideceğim. Bununla gidersin öyleyse. Senin paranı da aldım. Beğenmediysen geri veririm. Beğenmemek değil be abi. Bir zamanlar bir kamyona bağlamıştım umutlarımı. Mutluydum. Sevgi taşıyordum yüreğimde. Bugün her şeyim var ama ne umudum ne de sevgim kaldı. Boş ver, takma kafanı. Bugün yeniden doğdum koçum. Hesabına yatırayım mı koçum? Hayır Nuri abi. Hapishanede konuştuğumuz gibi toprakları satın al. Kuru toprağa bu kadar para yatırılır mı be koçum? Ben toprak çocuğuyum. Toprağın kıymetini bilirim. Ayrıca benim için bir hesaplaşma bu. Ne olur anne, artık bu evden gidelim. Ne oldu yavrum? Selim amcam neden beni sevmiyor? Hani amca baba yarısı derdin bana? Öyledir yavrum. Selim amcanın sinirleri bozuk, üzülme sen. Babam hiç gelmeyecek mi? Gelecek yavrum. İkimiz de kaç yıldır bu umutla yaşıyoruz. Ama biliyorsun ki babalar ekmek parası için çalışır. Analar ve oğullar da beklerler. Ben büyüyünce, baba olunca çocuklarımı bekletmeyeceğim anne. Çünkü babanın gelmesini beklemek çok fena anne. Çok fena. Ağlama kuzucuğum. Senin ağlamanı baban da istemezdi. Başka çaremiz yok bir tanem. İkimiz de babanı bekleyeceğiz.
Kapı açık da ana. Kapamayı unutmuşsun. Unutmayayım. Sen gideli hep açık kaldı o kapı. Oğlum gelecek diye, yedim gelecek diye açık kaldı. Oğlum! Anacığım! Oğlum! Bitti anam. Çileli günlerimiz bitti artık. Sen geldin ya. Kavuştuk ya. Seni dünya güzeli bir daha gördüm ya. Şükürler olsun Allah'ıma. Ağlama güzel anam. Hani ağlamayacağız demiştik. Ya, sevinçten ağlıyorum oğlum. Bundan sonra hep sevineceksin anam. Güçlüyüz artık. Ezilmeyeceğiz. Ezeceğiz. Yapamazsın sen oğlum, iyisin sen. Yakışmaz sana yavrum. Sana hakaret edenlere ahdım vardı anne. Tanrı bana bu fırsatı verdi. Seni kovanların mal sahibi artık sensin. Topraklarımızın tümünü satın aldım. Biz de emir kuluyuz Reşit Bey. Borçtan ötürü hapis cezanız var. Tutuklamak zorundayız. Kocam hasta memur bey. Hapiste yaşayamaz, ölür. Bir çaresi yok mu? Borcunu öderse hapis cezası kalkar. Bizim yapacağımız bir şey yok. Gidelim Reşit Bey. Ne olur götürmeyin kocamı. Çaresi yok Gülşen. Fabrikatör olacağız diye görmemişlik etmenin cezasını çekeceğiz elbet. Bari gidelim de evin yeni sahipleri koskoca Reşit Ağa'nın rezilliğini görmesin. Hayrola Reşit Bey? Bir şey mi oldu? Memur beyler niçin gelmişler? Kocamın hapis cezası var borçları yüzünden. Ödemenize de imkan yok. Var Gülşen teyze. Borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Ne borçlarımızı... ...ne de günahlarımızı ödeyebiliriz evlat. Eden bulurmuş. Gidelim memur bey. Dur Reşit amca. Bu çiftlikte çok güzel günlerimiz oldu. Ne de olsa babamın eski arkadaşısın. Hatıralar kolay bozulmuyor. Buraya size olan borcumu ödemek için geldim. Haklısın evlat. Ne yapsan azdır bize. İyi bir ders verdin. Aldığın topraklar helal olsun. Hayır Reşit amca, hayır. Az önce borcun karşılığını yatırdım memur bey, buyurun makbuzunu. Tamam, bu iş kapandı, hadi. Hani ölümsüzdü yüce sevgi. Sevenler, sevip sevmeyenler, benim gibi sevenler, sevip acı çekenler.
sana gelenim bu sesim. Şunu bil ki vefasız ismindir son nefesim. Sen acı çekerken sanma ki ben mutluydum. Senden gelen dertlere biterken bağışlıyordum. Her gecenin sabahında başım yine döner döner. Getirmiyor seni bana, kısa kalıyor geceler, geceler. Bir benliğim diye baktım ki etrafıma, hepsi doğuştan dertli. Benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler. Benim gibi sevenler, sevip acı çekenler. Yıllardır hiçbir şeye cevap bulamadım. Niçin ayrıldık? Ne oldu ikimize? Neden dünyamız kapkaranlık oldu? Umutlarımız niçin bitti? Hiçbir sualin cevabını veremedim. Ben vereyim sana. Paraydı senin aradığın mutluluk. Sevgileri kirletecek kadar açgözlüydüm. Şimdi de paranın kokusunu alıp geldim. Parayla kendini satmaya alıştın çünkü sen. Sus! Oğlumuzun önünde kötü konuşma, yalvarırım. Oğlumuz mu? Oğlumuz! İkimizin çocuğu Ferdi. Senden bu da beklenir Bahar. Eskiden adını söylerken içimden sevgi taşardı. Şimdi ise nefret taşıyor. Başkasının çocuğunu yamayamazsın bana. Defol buradan! Bağırma anneme! Ne yaptık biz sana? Gücümüz yetmediği için bizi hırpalama. Büyüyünce hesap sorarım sana. Hayır yavrum! Babayla öyle konuşulmaz. Gidelim yavrum, gidelim bir tane. İstemeden konuşmanızı duydum koçum. Ve anladım ki sen hala Bahar'ı seviyorsun. Sevgimi o öldürdü Nuri abi. Acaba o mu? Yoksa sana pislik atan mı alt üst etti hayatını? O herifi bulmuş çocuklar. Olamaz. Doğru mu? Doğru. Silahını ver abi. Olmaz koçum. Herkes kendi işini bilsin. Benim arkamdan ağlayacak bir kimsem yok. Hadi gidelim. İzin verin de konuşturalım bu keleği. Konuş ulan! Konuş! Vurma sakın! Bırak onu. Ben yaşarken kardeşime kimse vuramaz. Kardeşin mi? Kardeşim. Babamın emanet ettiği öz kardeşim. Bak koçum, seni içeri attıran adam bu. Böylesine kardeş mi denir? İftira abi, yalan hepsi. Pislik atıyorlar bana. Yoksa inandın mı? Bu katillere beni öldürtecek misin? Sen beni bir zamanlar diri diri mezara koydun ama ben sana kıyamam. Kardeşimsin çünkü. Kardeşim, kardeşim, kardeşim! Beni yanlış anlama. Evet. Bahar'la evlendim.
Mecburdum çünkü. Senin oğluna babalık etmek istedim. Oğluma mı? Yemin ederim ki senin oğlunu. Oğlunu kurtardım abi. Ama Bahar'ı kurtaramadım. İçinde varmış kahpelik. Ben ne yapabilirdim ki? Sana inanmak zorundayım. Başka çarem yok. Bahar'la konuş, çocuğu bana versin. Çok para ister ama. Ne isterse ödemeye hazırım. Hangi ana evladına fiyat biçebilir? Hangi ana evladını satabilir? Analık fedakarlık demektir. Evladını seviyorsan iyiliğini düşüneceksin. Yarınları garanti olacak. Her şeyden önemlisi bir babası olacak. Ben konuşurum Ferdi ile. Seni görmek istemiyor. Neler anlattın ona? İşime geleni tabii. İstersen gerçekleri sen anlat. Beni öldürt Ferdi'ye. Oğlunun babasını kardeş katili yap. Hayır, yemin ederim bir şey anlatma. Aferin Bahar. Bir de oğlun için karar ver. Senin için önemli olan bu. Sefalete atma çocuğu. Gene de sen bilirsin. Yarın Ali'yi almaya geleceğim. Böylelerinden her şey beklenir. Para için her şeyini satmaya alışmış bir kere abi. Önce iffetini, şimdi de evladını satıyor, baksana. Yeter! Bana çocuğu getir. Güzel oğlum, tatlı yavrum. Uslu ol babanın yanında. Laf dinle kuzucuğum. Sonra anası iyi yetiştirmemiş derler. Sen ne olacaksın anne? Sevinçten ağlıyorum, görmüyor musun? Benim bayramım bugün. Oğlum babasına gidiyor, babasına kavuşuyor. Bir ana için daha güzel sevinç olur mu? Mutluluk olur mu yiğidim? Olur mu anne? Geldiler yavrum. Gitmek istemiyorum anne. Gideceksin oğlum. Benim mutlu olmam için gideceksin. Hadi koçum oğlum. İki yabancı gibiyiz şimdi. Ama zamanla alışacağız birbirimize. İki arkadaş gibi olacağız. Ne istersen sahip olacaksın. Annem de olacak mı? Bu ayrılığın suçlusu ben değilim. Bir gün bunu anlayacaksın. Hep yanımda olacaksın. Et tırnaktan ayrılmaz oğlum. Haklısınız. Et tırnaktan ayrılmaz. Ama beni annemden ayırdınız. İki erkeğiz biz. İkimiz de bir kadını yalnız başına bıraktı. Erkek çocuğun yeri babasının yanıdır oğlum. Hiç et tırnaktan ayrılır mı? Evet baba. Et tırnaktan ayrılmaz. Durdur arabayı. Durdur, yoksa atlarım. Bana çocukluğumu yaşattın evlat. Haklısın. Et tırnaktan ayrılmaz. Ben anamı tek başına bırakamadım. Sen de bırakmayacaksın, anladım bunu. Sana kızmıyorum, helal olsun diyorum. Anne! Anne! Ah, sana geldim anacığım! Kaçtın mı yoksa? Babam bırakmasaydı kaçacaktım. Ama o getirdi beni buraya. Artık senden ayrılmayacağım anne. Sana ben ekmek vereceğim. Oğlum, hayatım, her şeyim benim. Borcunu iki gün içinde ödemezsen yaşatmam seni. Ödeyeceğim abi. Sen bilirsin. Abbas haraç yedirdi dedirtmem bu aleme. Tamam mı? Tamam abi. Yemin ederim, ödeyeceğim paranı. Kılını kıpırdatırsan vururum oğlunu. Dokunma yavruma. Git. Para iste abimden. Oğluna bedavan bakacağım de. Ne dersen de ama para getir. Ben zaten ölmüşüm. Oğlunu da öldürürüm. Yalvarırım, sakin ol. Tamam, gidiyorum. Sakın uyandırma, korkutma yavrum. Çabuk ol hadi, vaktim yok benim. Geldim. Hesaplaşmaya. Yıllardır senin oğluna baktım. Şimdi fırlatıp attın başımı. O kadar ucuz kurtulamazsın. Bir insan senin kadar küçülemez. Bir zamanlar seni sevdiğim için şimdi kendimden iğreniyorum. Ne kadar istiyorsun? 500 bin lira.
Aferin, oldu bu iş. Artık bir daha karşılaşmayız seninle. Paraları nereden buldun Selim? Üzümünü ye de bağını sorma demişler. Sevgili abimden geldi bu paralar. Madem paran var, kumar borcunu öde. İki gündür seni arıyor Abbas'ın adamları. Avuçlarını yalasın o ayı. Biletim, pasaportum hazır. Dışarı gidiyorum. Vaktim yok anne, hoşça kal. Vurdular oğlumu. Para için vurdular. Abi, bana yardım et abi. Yanındayım, korkma kurtulacaksın. Ne zaman başım sıkışsa yetişirsin. Abi, İsterdim ki ben de sana layık bir kardeş olabileyim. Boş ver, kardeşiz biz lafı mı olur? Ben girdim aranıza bunca yıl. Oğlumu kıskandım herkesten. Hep parayı düşündüm yaşamımda. Analığın ne demek olduğunu oğlum ölürken anladım. Kardeşim ölmeyecek. İnsanca yaşamak güzel abi. Şimdi insanlığın ne olduğunu öğrendim. Ama artık çok geç. Bağışla. Başınız sağ olsun. İnsanın sevdiğini kaybetmesi çok acı. Ama sen yitirmeyeceksin sevdiklerini oğlum. Yavrumu kurtaramadım. Ben de bir anayım tıpkı Bahar gibi. Bahar da yavrusunu kurtarmak için savaştı bunca yıl. Ama Selim'le benim hazırladığımız oyuna kurban gittiniz. Oysa seni sevmekten başka suçu yoktu zavallının. Git yavrum, oğlum babasız kalmasın. Bunca yıl çektiğiniz hasret bitsin artık. Annem beni bırakıp gitti baba. Beni artık sevmediğini söyledi. Baktığını söyledi. Analar evlatlarını bırakmaz oğlum. Gece sabaha kadar ağladı. Sonra beni buraya bırakıp gitti. Nereye gittiğini söylemedi mi? Bir yemini varmış. O yemin ettiği yere gidecekmiş. Yemin ettiği yere mi? Evet baba. Biliyorum o yeri. Yürü. İzlerimden ayrılmazdım. Bir an bensiz olamazdım. Hayatımız bir romandı. Ben söylerdim, o yazardı. Ben söylerdim, o yazardı. Kocaman.
Bahar! Dur! Yaklaşma bana! Sana geldim ben. Biliyordum beni bekleyeceğini. Beni bekleyen ecel artık. Bize oyun ettiler. Bizi kopardılar Bahar. Ama artık bitti bütün bağcılar. Bitmedi. İnanmadın bana. İnanmayacaksın da. Yaşadıkça utanacaksın benden. Dur Bahar! Bir erkek... oğlunun anasından utanmaz. Ancak sever onu. Taparcasına sever. Oğlun mu? Oğlumuz. İkimizin oğlu. Sevgimizin mahsulü Bahar. Anne!